Bismillahirrahmanirrahim. Babu el-ihlalu min eyne yenbagi en yekun. Bu bab şu behes hakkındadır ki el-ihlalu ihlal, yani ihrama girmek, lebbeyk getirmek min eyne, nereden yenbagi, layık olurken en yekun ola. Resul-i Ekrem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'den hacca giderken Abare Ali denilen mikat yerinde ihlal etti. Yani orada niyet etti ve lebbeyk dedi. Burada mescitten mi yahut da devesine bindikten sonra mı yahut da dereden düzlüğe çıktıktan sonra mı ihtilaf var da bunu beyan buyuracak burada. حدثنا ابن مرزوق قال حدثنا وهب قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أبي حسان ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عباس buyuruyorlar ki Resul-i Ekrem Efendimiz salla, namaz kıldı. Bizülhuleyfeti zülhuleyfede abari Ali'de. Sümme ütiye getirildi birahiletihi, bineceki hayvan getirildi, rahile, devesi. فَرَكِبَهَا, ona bindi. فَلَمَّ اسْتَوَتْ, vaktaki düzlüğe çıktı bihi, deveyle, deve yukarıya çıktı. عَلَى الْبَيْدَى, beydaya, düzlüğe, اَهَلَّ, orada ihlal etti, lebbeyk dedi. Demek ki bu rivayete göre mescitte niyet etmemiş. Namazı kılmış ama niyet etmemiş. Deveye de binmiş, niyet etmemiş. Dereden düzlüğe çıktıktan sonra beyda denilen o düzlükte niyet etmiş. Bu hadis-i şeriften bu anlaşıldı. İkinci hadis-i şerif, haddesena Rabi'ul Mu'ezzinu, kâle haddesena Esed ibn Musa, kâle haddesena Hatem ibn İsmail, kâle haddesena Cafer ibn Muhammed, an ebihi, yani Cafer-i Sadık Muhammed Bakir'den, an Cabir'in, o da Hazreti Cabir'den radıyallahu anh, Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem Efendimiz fi haccetil veda, veda haccında rekibe bindi nakatehu, nakasını. Öyle naka ki el kasva, kasva isimde müsemma olan nakası. Peygamber Efendimiz'in bir devesi var idi, dişi deve, ona kasva derdiler ki meşhuru. Felemme stevet, baktı ki deve İstiva etti, çıktı bihi Resul-i Ekrem Efendimizle alel beyda, beydaya, yani mescitte namazı kıldıktan sonra deveye bindi, deve inen de dereden düzlüğe çıktı, beyda denilen düzlüğe, ehelle, işte orada ihlal etti, lebbeyk dedi, niyet etti. Şimdi bu iki hadisi şerif de gerek Hazreti Cabir'den gerek Abdullah bin Abbas'tan gelen rivayetler böyle. Üçüncü hadisi şerif, haddesena Muhammed ibni Abdillah ibni Meymun, kâle haddesena el-Velid ibni Müslim, kâle haddesena Ebu Ömer ve huve levzai, Ebu Ömer ki İmam Evzai, an Atayin, Atayki huve ibni Ebi Rabah, ibni Ebi Rabah'tır. Ennehu semi'ahu, Atay ibni Ebi Rabah işitti, yuhaddisu Evzai, Atayi işitti ki, ennehu, Evzai semi'ahu, Atay'ı işitti, yuhaddisu, rivayet ederdi, an Cabir'in radıyallahu anh, Hazreti Cabir'den rivayet ettiğini işitti. Yani semi'ahu, onu işitti ki yuhbiru, haber veriyor. Hazreti Cabir işitti ki o haber veriyor. Neden? An ihlali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ihlalından, telbiye getirip niyet etmesinden, min zülhüleyfe, zülhüleyfeden, Zülhüleyfe'den, ehlalından haber veriyor ki ne vakit oldu bu? Hine stevet bihi rahiletuhu. Peygamber Efendimiz'in rahilesi düzlüğe çıktıktan sonra oldu. Kale Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdu ki fezehebe kavmun, ulemadan bir kısmı zahib oldular ila hada, bu kavle. Festehabbu, müstehab gördüler el ihrame, ihrami minel beydai, beydadan. Yani mescitten değil, mescitten düzlüğe çıktıktan sonra oradan ihlal etmelerini müstehap gördüler. Ne için?
لإحرام النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz ihram ettiği için, niyet ettiği için minha beydadan. Ve halefen fî zâlike âharûn. Ulemanın diğer bir kısmı bunları muhalefet ettiler. Fekâlu dediler ki قَدْ يَجُوزُ caiz olur ki en يَكُونَ اُلَا اَنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz olmuş ola ahreme minha beydadan ihram etmiş olması caiz ola. لَا لَاَنَّهُ قَسَدْ Şu iş için değil ki Peygamber Efendimiz kastetti. En yekûne ola ihramu ihrami minha beydadan ola. Hasseten beydadan ola ne için? Li fadlin bir fazilet için. Fil ihrami ihram da minha beydadan. Beydadan ihrama niyet etmekte bir fazilet var da hususuyla bunu kastetti. Böyle olmadı. Ne üzerine? Fazileti alel ihrami mimma sivaha. Başka yerden ihramın üzerine buradan ihram etmenin fazileti var da bunu kastetti de bunun için değil. Siz diyorsunuz ki Resul-i Ekrem Efendimiz beydadan niyet etti. Onda bir fazilet var da onun için yok. Beydadan niyet etmesinde bir fazilet olduğu için değil. وَقَدْ رَئِيْنَاهُ Biz gördük Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i فَعَلَى اَشْيَاءَ Bir takım şeyleri işledi. فِي حَجَّتِهِ Haccinde فِي مَوَادَى Bir takım mevzilerde hac yaptığında bir takım işler işledi. لَا لِفَضْلٍ Bir fazilet için değil. Öyle fazilet ki قَسَدَهُ Onu kastetti. فِي تِلْكَ الْمَوَادِ O mevzilerde bir fazilet var da onu kastettiği için değil. O da neden? O fazilette مِمَّا Bir şeylerden ki يَفْتُلُ Fadil olur. Bihi anınla gayreha gayrisine daha eftal olur. Min sairin mevadiye diğer mevzilerden. Yani bazı mevzilerde bir takım işler işledi. O mevzide o işi işlemek daha eftal da onun için değil. Evet o da neden? Bu işledikleri min zalik işte bu işlerdendir fazileti olmayarak işlediği işlerdendir. Nüzuluhu Peygamber Efendimiz'in inmesi bil muhassab bil muhassabde. Min mine minede. Mineden inerken muhassebe nazil oldu. Muhasseb cennetül meallâdan mineye doğru giderken biraz yukarı gitti mi sol tarafta dağın etekinde düzlük bir yerdir. Buraya muhassab derler. Peygamber Efendimiz mineden inerken orada çadır kurdurdu. Bu araya nazil oldu. فَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ Bu olmadı. لَاَنَّهُ سُنَّتٌ Bu sünnettir. Bunun için olmadı. وَلَاكِنَّهُ لِمَانًا آخَرٍ Başka bir mana için Resul-i Ekrem Efendimiz orada nazil buyurdular. ki قَدْ اِخْتَلَفَ النَّاسُ النَّاسِ اِخْتِلَاف eyledi. فِيهِ Bu muhassebe nüzulunda ihtilaf eylediler ki مَا هُوَ O mana neydi? Yani sünnet olduğundan değil de başka bir mana için orada nazil oldu. O manada nedir? Bunda ihtilaf oldu. فَرُوْيَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ Hazreti Ayşe'den rivayet edildi. فِي ذَٰلِكْ مُحَسَّبَ النُّزُولِ hakkında maşhur bir hadis ki حَدَّسَنَا يُونُسْ قَالَ اَخْبَرَنَا أَنَسُ بْنِ عِيَاتِ اَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَ اَنْ اَب۪يهِ اَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَ Hazreti Ayşe رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا buyurdular. Kime? لَهُ هِشَامِ بْنِ عُرْوَيَ Esas Urve'yi Hişam ibn-i Urve rivayet ediyor. Urve'ye dediler ki اِنَّمَا كَانَ مُحَسَّبُلْدِ مَنْزِلًا bir menzil oldu ki نَزَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resul-i Ekrem Efendimiz oraya nazil oldu. Oraya indiler. لَاَنَّهُ كَانَ oraya nüzulü oldu. اَسْمَحَ daha kolay oldu. لِلْخُرُوجِ Oradan çıkıp Medine-i Münevvere'ye gitmek daha kolay oldu. وَلَمْ يَكُنْ عُرْوَةُ Bunun için Hazreti Urve olmadı. يُحَصِّبُ Muhassab'da iner olmadı. وَلَا أَسْمَاءُ بِنْتُ أَب۪ي بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Hazreti Ebu Bekir'in kızı Hazreti Esma da muhassab'a nüzul eder olmadı. Yani bu bir sünnet değil. Peygamber Efendimiz orada nüzul boyunmasının sebebi Mekke kalabalık olduğundan dolayı bütün ağırlık orada olsun, hemen veda tevafını yapsın, gelsin orada kolayca
Medine-i Münevvere'ye teşrif buyursunlar. Bunun için orada nazil oldu. وَرُوِيَا نَبِي رَافِيَ Ebi Rafi'den de rivayet edildi ki اَنَّهُ قَالَ Ebu Rafi'ye dediler ki اِنَّمَا اَمَرَنِي رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz beni emreyledi. اَنَا اَضْرِبَ لَهُ الْخَيْمَةَ Resulullah Efendimizin çadırını oraya koyayım. وَلَمْ يَمُرْنِي beni emreylemedi. بِمَكَانٍ بِعَيْنِهِ Ayniyle bir mekanı beni emreylemedi. Git bir çadır kur dedi. فَضَرَبْتُهَا ben de geldim. Çadırı kurdum. بِالْمُحَسَّبِ مُحَسَّبْتَ Yoksa Resul-i Ekrem Efendimiz git muhassette bana bir çadır kur demedi. Münasip bir yerde bir çadır kur dedi. Ben de gittim muhassette çadırı kurdum. Haddesena bizalike bunu bize rivayet eyledi. Kim? İbn-i Ebi İmran. Kale haddesena İshak ibn-i İsmail. Kale haddesena Süfyanu an Salih ibn-i Keysan. An Süleyman ibn-i Yesar. An Ebi Rafi. Ebi Rafi'den rivayet edildi ki Resul-i Ekrem Efendimizin köleleriydi bu. وَرُوِيَ عَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا Abdullah ibn Abbas'tan da rivayet edildi. Maşhur bir hadis ki haddesena bize rivayet eyledi kim? Rabbi'ül Mu'ezzin. قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدُ ibn عَبْدِ قَالَ حَدَّسَنَا ابْنُ اَب۪ي ذ۪يبٍ اَنْ شُعْبَةً Şubeten. Hangi şube? Yani Mevla ibn Abbas. İbn Abbas'ın kölesi şubeyi kastediyor. Ondan rivayet eyledi ki اَنَّ ابْنِ عَبَّاسٍ Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuma قال buyurdu ki innema kanetil muhassabu muhassab oldu yani Mine'den inenler muhassabte çadır kurardılar orada dururdular ağırlıklarını orada bırakırdılar orada toplanırdılar sebebi لَاَنَّ الْعَرَبِ عَرَبْ كَانَتْ تَخَافُ korkardı بَعْدُهَا bazısı بَعْدًا bazısından korkardı Araplar birbirinden korkardılar ki birbirlerini öldürürler, mallarını alırlar. فَيَرْتَادُونَ Onlar su ve ot talep ederdiler. يَرْتَادُونَ demek ki yani hayvanlarına ot, su oradan tedarik ederdiler. فَيَخْرُجُونَ çıkardılar cemiyen beraber. Bütün Araplar hep beraber çıkardılar ki çünkü birbirlerine düşman olduğundan yollarını kesen adamlara, onları vuracak adamlara cemiyet çok olsun da mukabele etsinler. فَجَرَ النَّاسُ nas cereyan etti aleyha bunun üzerine. Bunun üzerine adet oldu. Nas orada toplar ağırlıklarını korurlar. Ondan sonra da hep beraber yola çıkardılar. حَدَّسَنَا رَبِيعُ الْمَأَذِّنُ قَالَ حَدَّسَنَا خَالِدُ بِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَالَ حَدَّسَنَا بِنْ اَب۪ي ذِيبٍ اَنْ صَالِحٍ İbn Ebi Zib Salih'ten rivayet edildi. Salih kim? مَوْلَ تَوْأَمَ Tevemenin kölesi. O da kimden? An İbn Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'tan rivayet eyledi. Mislehu aynı hadisi şerifi. Gayrı ennehu şu kadar var ki bu sonki hadiste kâle Abdullah ibn Abbas buyurdular ki kad kânet temîm ve rebi'a temîm ve rebi'a kabileleri yehâfu ba'duha ba'dan ba'si ba'sından korkardı. Birbirlerine düşmandılar, aralarında adavet vardı. Onun için burada toplanırdılar ki birbirlerine tecavüz olmasın. Haddesena Rabi'ul Mâzinu kâle haddesena Esedun kâle haddesena Süfyanu en Amrin en Atayin en İbn Abbasin radıyallahu anhüm Abdullah İbn Abbas'tan rivayet eyledi. Kâle leysel muhassabu bir şeyin. Muhassabe nüzul etmek bir şey değildir. Yani sünnet, müstahap değildir. اِنَّمَا هُوَ مَنْزِلٌ bir menzildir ki نَزَلَهُ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمُ Peygamber Efendimiz oraya nüzul buyurdu. Sünnet müstahap diye değildir. Resul-i Ekrem Efendimiz oraya tesadüfi nüzul buyurmuşlardır. فَلَمَّا كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ Baktaki Peygamber Efendimiz oldu. قَدْ حَسَّبَ مُحَسَّبَ nüzul buyurmuş oldu. وَلَمْ يَكُنْ ذَٰلِكَ التَّحْسِيبِ Oraya inmek de olmadı. لَاَنَّهُ سُنَّتُ Sünnet olduğu için oraya nüzul buyurdu. Bunun için olmadı. فَكَذَٰلِكَ يَجُوزُ Öyleyse caizdir ki اَنْ يَكُونَ اَحْرَمَ Resul-i Ekrem Efendimiz'i ihram etmiş ola حِينَ سَارَ عَلَى الْبَيْدَى Beyda sahrasına çıktıktan sonra ihram etmesi ola لَا لَاَنَّ ذَٰلِكَ سُنَّتُ
bu sünnettir de onun için yok, onun için değil. Sünnet olduğundan dolayı değil. وَقَدْ اَنْكَرَ قَوْمٌ Bir kavim inkar ettiler ki en yekûnu ola Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz ola ehreme ihram etmiş ola minel beyda beydadan ihram etmiş olduğunu bir kavim inkar ettiler. وَقَالُوا dediler ki مَا اَحْرَمَ رَسُولَ اَكْرَمْ Efendimiz ihrama girmedi illa min عِنْدِ الْمَسْجِدِ illa mescitten ihrama girdi. وَرَوَوْ ذَٰلِكَ bunu da rivayet eylediler. Ani ibn Ömer radıyallahu anhu Abdullah ibn Ömer'den rivayet eylediler. Rivayet şu: Haddesena Yezid ibn Sinan, kâle haddesena Abdullah ibn Mesleme, kâle karaytu ala Malik. Abdullah ibn Mesleme diyor ki ben İmam-ı Malik'e okudum, yani Muvatta'yı okudum. Kimden? En Musa ibn Ukbe, en Salim'in, en Ebi'yi, ennehu kâl. Salim babası Abdullah ibn Ömer'den rivayet ederek dedi ki beydâukum, sizin bu beydanız, hadihi şu beydanız, yani Abari Ali denilen Mikat Mescidinden sonra gelen bu sahra, elleti öyle bir beydadır ki tekzibûn alâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem, siz Peygamber Efendimiz'e yalan söylüyorsunuz. Onun üzerine yalan isnat ediyorsunuz fiha, bu beyde hakkında. Ma ahalle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ihlal etmedi, telbiye getirmedi illa min indil mescid, illa mescitten yaptı. Yani siz diyorsunuz ki beydaya çıktı da orada ihrama girdi, oradan başladı. Bunu siz Resul-i Ekrem Efendimiz'e iftira ediyorsunuz. Bu yalan. Bu yalanı siz Resulullah Efendimiz'e isnat ediyorsunuz. Resul-i Ekrem Efendimiz mescitten ihram etti. Yani Mescid-i Zülhüleyfe. Hangi mescidi kastediyor? Zülhüleyfe mescidini, Abari Ali'deki mescidi. Şimdi Abdullah ibn Ömer'den gelin. Bu rivayette Resul-i Ekrem Efendimiz mescitten ihram etmiş, beydadan değil. Haddesena Yunus'u kâle akhberen ebn-i Vehbin enne Malik'en akhberehu an Musa fezekere bi isnadihi mislehu eyni hadisi şerifi İmam-ı Tahavi Yunus tarifiyle de rivayet edildi. Haddesena Nasur ibn Merzuk, kâle haddesena el-Husayb, kâle haddesena Vuhayb ibn Khalid, en Musa fezekere bi isnadihi mislehu. Nasr ibn Merzuk tarifiyle de İmam-ı Tahavi bunu rivayet edildi. Kâlu, bunlar dediler ki وَاِنَّمَا كَانَ ذَٰلِكِ bu oldu بَعْدَ مَا رَكِبَ رَاحِلَتَهُ Peygamber Efendimiz mescitte namazını kıldı. Ondan sonra devesine bindikten sonra lebbeyk getirdi, ihlal etti. وَزَكَرُوا فِي ذَٰلِكَ bu mesele hakkında da zikreylediler. Maşhur bir hadisi ki حَدَّسَنَا بْنُ اِبْرَٰهِيمُ بْنُ مَرْزُوكُ قَالَ حَدَّسَنَا مَكِّيُّ بْنِ اِبْرَٰهِيمُ قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني صالح بن كيسان النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عبد الله بن عمر من روايته لذلك ki أن النبي صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz أهل إهلال buyurdu حين استوت به راحلته قائمة Peygamber Efendimiz devesine bindi, devesi de kalktı, ayağı kalktı. O vakitte Resul-i Ekrem Efendimiz ihram ihlal etmiş oldu, yani mescitten. حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذيب عن الزهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا ربيع الجيزي قال حدثنا أسد قال حدثنا ابن أبي ذيب عن الزهري عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم Abdullah ibn Ömer Resul-i Ekrem Efendimiz'den rivayet ediyor ki ennehu kâne yuhillu. Resulullah Efendimiz ihlal ederdi. İze stevet bihi râhiletuhu, onun râhilesi binmiş olduğu deve müsavi oldu mu onunla, yani kalktı mı? Resul-i Ekrem Efendimiz deveye bindikten sonra deve ayağı kalktı mı? Kaimeten, kaim olduğu halde müsavi oldu mu, ayağı kalktı mı? Bu vakitte ihlal ederdi. Lebbeyk okurdu. Kâle ve kâne ibn-i Ömer radıyallahu anhuma Nafi diyor ki Abdullah ibn-i Ömer radıyallahu anhuma da oldu, yef'aluhu böyle işler oldu.
deveye biner, deve ayağı kalktı mı, bu vakitte lebbeyk'i okurdu. Haddesene ibn-i Merzuki, kâle haddesene Mekki'yi ibn-i İbrahim, kâle haddesene ibn-i Cüreyç, kâle akberena Muhammed ibn-i Münkedir, ana Enes ibn-i Malik, kâle Enes ibn-i Malik buyurdular ki, Ba'te Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz geceledi bizi Zülhüleyfe'ti, Zülhüleyfe'de geceledi. Hatta sabaha dahil oldu. Felemma rekibe rahiletehu, vaktaki devesine bindi. Vestevet, devede kalktı bihi, Peygamber Efendimiz'i kaldırdı. Peygamber Efendimiz bindikten sonra Peygamber Efendimiz deveye bindi. Ondan sonra devede ayağa kalktı. Ehelle Resul-i Ekrem Efendimiz o zaman ihlal buyurdu, lebbeyk okudu. Haddesena Salih bin Abdurrahman, kâle haddesena Haccac bin İbrahim el-Ezrak, kâle haddesena İsa bin Yunus, an İbni Cüreyc, kâle haddesena İbni Şihab, an Enes, an Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme mislehu. İmam-ı Tahavi Salih bin Abdurrahman terkiyle aynı hadisi şerifi Enes radıyallahu anh'den rivayet ediyor. Kalu, bu kavle sahip olanlar dediler ki, ve yenbeği layık olur ki en yekune zalik, bu ola. Ba'de ma tenbe'isu, münbe'is olduktan sonra, yani bihi o adamı, yani adam deveye bindi mi, deve de ayağa kalktı mi, nâketuhu, onun nâkesi, devesi, münbe'is oldu da artık kalktı, harekete başlayacağı vakitte, o vakitte layık olur ki lebbeyk getirsin. Ve zekeru fi zalike, bunda da zikreylediler. Maşhur bir hadisi ki haddesine bize rivayet eyledi. Yunus'u kâle akberen ebn-i vehbi enne maliken haddesehu an sa'idinil mekburiyyü an sa'idinil mekburiyyü an ubeydi ibn-i cüreycin an ibn-i umara radıyallahu anhuma kâle. Abdullah ibn-i Ömer buyurdular ki, lem ere, ben görmedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'i görmedim. Yuhillü, ehlal eder, lebbih getirir, görmedim. Hatta tenbe'ise bihi, hatta Resulullah Efendimiz'i yürümedikçe, rahiletu, onun rahilesi yürümedikçe, Resul-i Ekrem Efendimiz deveye bindikten sonra deve ayağı kalkar. Ondan sonra da yürümeye başlayınca lebbeyk'i okurdu. Bundan evvel okumazdı. حدثنا فهد قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا علي بن مسهر عن عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال عبد الله بن عمر buyurdular ki كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz oldu اذا وضع رجله ayağını koydu mi في الغرز üzengiye. Kitapta gareli diyor, fakat bunun sahihi garezi olacak, üzengi. وَمْبَعَسَتْ yürüdü mi? Bihi, Peygamber Efendimiz'i aldı, yürüdü mi? رَاحِلَتُهُ, rahilesi kaimeten kaim olduğu halde. Resul-i Ekrem Efendimiz deveye bindi. Devede ayağa kalktı, yürümeye başladığı vakitte ehelle ihlal ederdi. مِنْ زُلْحُلَيْفَةِ زُلْحُلَيْفَةً. Şimdi muhtelif rivayetler geldi. İmam-ı Tahavi diyor ki فَلَمَّ اَخْتَلَفُوا ف۪ي ذَٰلِكِ, vaktaki bunda ihtilaf buyurdular. اَرَدْنَا اَنَّنْزُرَ, biz bakmak murad ettik ki مِنْ اَيْنَ جَاءَ اَخْتِلَافُهُمْ, bunların ihtilafı nereden geldi? Bunun sebebini araştırdık. فَاِذَا اِسْمَعِيلُ بْنِ اِسْحَاقَ بْنِ سَهْرِ الْكُوْفِ, baktık ki İsmail ibn İshak kad haddesena, bize rivayet ediyor imlaen, imla terkiyle, yani hocası okuyor, o da yazıyor, ona imla derler. Kale haddesena Ebu Nuaym, buyurdu ki bize Ebu Nuaym rivayet eyledi. Kale haddesena Abdüsselam ibn Harb en Husayfin en Sa'id ibn Cübeyr'in kale, Sa'id ibn Cübeyr buyurdular ki kıyle li ibn Abbas radıyallahu anhuma, Abdullah ibn Abbas'a denildi ki
keyfe ihtelefen nasu fi ihlalin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin ihrama niyet edip lebbeyk getirmesinde nasıl, niye böyle ihtilaf ettiler? Fekalet taifetun, bir taife dedi ki ehelle fi musallahu, namaz kıldığı yerde ihlal etti. Ve kalet taifetun, bir taife de dediler ki hînestevet bihi râhiletuhu, devesine bindi, devesi ayağı kalktı, bu vakitte ihlal buyurdu. Ve kalet taifetun, bir taife de dediler ki hîne alâ alel beydâ, vadiden çıkıp da sehraya, beyda denilen sehraya âli olduktan, oraya çıktıktan sonra lebbeyk diyerek ihlal ettiler. Fekale Sa'id ibn-i Zübeyir buyurdu ki se'uhbirukum, Abdullah ibn-i Abbas'tan rivayet ediyor. Abdullah ibn-i Abbas buyurdu ki se'uhbirukum enzarik, ben bundan size haber vereyim. İnne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki Peygamber Efendimiz ehelle ihlal buyurdu, lebbeyk okudu fî musallâhu, namaz kıldığı yerde. Feşehidehu kavmun, bir kavim bunu gördüler. فَاَخْبَرُوا بِذَٰلِكَ, böylece haber verdiler. Yani Peygamber Efendimiz'in ihlal buyurmuş olduğu yer, namaz kıldığı Mescid-i Şerif oldu. فَلَمَّ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ, vaktaki devesine bindi, devesi ayağa kalktı. اَهَلَّ Peygamber Efendimiz tekrar lebbeyk okudu. فَشَهِدَهُ قَوْمٌ, bir cemaat bunu gördüler ki لَمْ يَشْهَدُوا فِي الْمَرَّةِ الْعُولَى, mescitteki ihlale onlar şahit olmadılardı. Onları, onu görmedilerdi. Devesi ayağa kalktıktan sonra okumuş olduğu lebbeyki duydular. Fekalu, bu ikinci taife dediler ki ehelle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz ihlal buyurdu, es saate, bu saatte, deveye binip kalktığı vakitte. Feekberu bidalike, bunu haber verdiler. Felemma ala alel beydai, vaktaki Resul-i Ekrem Efendimiz beyda sahrasına çıktı. Ehelle, orada da lebbeyk okudu. فَشَهِدَهُ قَوْمٌ, bir cemaat onu gördüler ki لَمْ يَشْهَدُوا فِي الْمَرَّتَيْنِ الْعُولَيَيْنِ, evvelki iki ihlala, iki lebbeyke onlar şahit olmadılardı. O sahrada gördüler. فَقَالُوا, dediler ki اَهَلَّ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّعَى, işte Peygamber Efendimiz şimdi lebbeyk okuyor dediler. فَاَخْبَرُوا بِذَلِكَ, böylece bunu haber verdiler. وَإِنَّمَا كَانَ اِهْلَالُ النَّبِيِّ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ, Peygamber Efendimiz'in ihlali ancak oldu ki musallahu musallasında, yani namaz kıldığı yerde başladı. فَبَيَّنَ عَبْدُ اللّٰهِ بِنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, Abdullah ibn Abbas beyan buyurdu. الْوَجْهَ الَّذ۪ي, şol bir veçhi ki minhu, o veçihten جَاءَ اَخْتِلَافُهُمْ, nasin ihtilafı geldi, onu beyan buyurdu. Ve enne ihlalin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in ihlali, ellezi, öyle ihlal ki ittedel hacca, hacca başladığı ihlal, hacca başladı ve dehale dahil oldu bihi, o ihlal ile fihi hacca, kâne oldu fi musallahu musallasında oldu, namaz kıldığı yerde oldu. Febihâza, işte bunu ne yapıldı, biz de bunu alırız. Peygamber Efendimiz'in namaz kıldığı yerde ihlali vaki oldu ve biz de böyle yaparız. Ve yenbeği lirracül, erkeğe layıktır ki izâ erâdel ihrâme, ihrâmı murad etti mi, en yusalliye rekateyni, iki reket namaz kıla, bu layıktır. Sümme yuhrime, sure ihrâm eder, fî dudurihimâ, o iki namazın peşi sonra, kemâ fe'ale Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'in yaptığı gibi iki rekat namaz kılar ve onun peşinde de hemen lebbeyk okuya niyet eder. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَاَبِي يُنْسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحِمَهُمُ اللّٰهُ تَعَالَى, İşte bu üç imamın kavli de budur. وَقَدْ رُوْيَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدٍ فِي ذَٰلِكَ شَيْءٍ, Hasan ibn Muhammed'den de bunda bir şey rivayet edildi. O da neden? مِمَّا رَوَا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا, Abdullah ibn Abbas'tan rivayet etmiş olduğu şeyden. O da şu: Haddesena Muhammed ibn Huzeyme, kâle haddesena Osman ibn Heysem, kâle haddesena ibn Cüreyc, kâle akbereni Habib ibn Ebi Sabit,
ennehu semi'al Hasan ibn Muhammed ibn Ali. Yekulu Hasan ibn Muhammed derdi ki külle zâlike, bunların hepsini kad fealen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz işledi. Kad ehelle, ehlal eyledi. Tebbi şukudi hîne stevet bihi râhiletuhu. Râhidesi ayağı kalktığı vakıtta. Fakat ehelle, yine ehlal etti. Hîne câel beyda, beyda denilen sehraya geldiği vakıtta da. Yani Peygamber Efendimiz evvela namaz kıldı. O namaz kıldığı yerde de büyük okudu. Ondan sonra devesine bindi, devesi kalktığı vakıtta da de büyük okudu. Ondan sonra vadiden düzlüğe çıktı, sahraya çıktı ki oraya Beyda derler. O arada da Resul-i Ekrem Efendimiz de büyük okudu. İşte sözün neticesi de budur. Vallahu Teala alem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem.